Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2021 tayfaya sesleneceğim yani önümüzdeki sene 2021 sezonunda 2021 sezonunda sınava girecek arkadaşlar için neler yapacağız konu anlatımı olacak mı yeni konu anlatımı olacak kitap çözümü olacak mı ya da farklı çalışmalarımız olacak mı onlardan bahsedeceğim o yüzden e, videonun sonuna kadar sınava girecek arkadaşlar lütfen ama lütfen sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ama İlk önce 2020 Tayfa içinde biraz konuşmamız lazım tabii ki. 2020 Tayfa. Sizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum çünkü bu sene içerisinde ciddi anlamda hem ben hem de sizler çok ciddi bir şekilde çalışmalar yaptınız. Çok verimli çalışan arkadaşlarınız oldu. Sıfırdan e, yani sıfır geometri netinden e, full e yakın yapacak derecede öğrencilerimiz oldu ve bu konuda çok mesajlar aldım. vallahi harikasınız süpersiniz. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Sizler de beni dinlediniz ya da yönlendirilen öğretmenlerinizi dinlediniz. Çok iyi noktalara geldiniz. Bazı arkadaşlardan da tabii özür diliyorum çünkü ben normalde yorumlara cevap vermeyi çok seven bir öğretmenim ama ben Ciddi anlamda bu seneki yoğunluğumdan dolayı, aşırı yoğunluğumdan dolayı çok fazla cevap veremedim. Ve bu konuda da çok üzüntülüyüm aslında. Ee, elimden geldiğince yorumlara, mesajlara bakmaya çalıştım. Bakabildiğim kadar, cevaplayabildiğim kadar da cevapladım. Ama cevaplamadığım arkadaşlar da lütfen beni anlayın. Bu konuda da e, kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. E, eminim çok iyi noktalara geleceksiniz. Çok güzel çalışmalar yaptınız. E, çok iyi netler yapıp geometri anlamında ya da matematik ya da diğer netlerde olmak üzere arkadaşlar. E, sınavda iyi bir puan çıkaracağınıza eminim. Çünkü emeklerinizin karşılığını alacaksınız inşallah. E, siz sizde sınavda e, inşallah hak ettiğiniz yere gidersiniz arkadaşlar. Yani sınavda hak ettiğiniz puanı alırsınız ve istediğiniz bölümlere gidersiniz. Sizler hakkındaki düşüncem bu. E, beni de kanal olarak ee, çok iyi bir noktaya getirdiniz. Valla e, çok bağlı ba, bağlı bir öğrencisiniz, bağımlı bir öğrencisiniz. Ee, beraber birlikte, bilmiyorum bir enerji oluştu, bir sinerji oluştu, güzel bir şey oluştu. Ee, kanal olarak da çok ilginçtir. Geometri gibi yani 10 tane soru çıkan bir ee, kanalda ama geometri 10 tane soru çıkıyor TYT'de, AYT'de de ha, tamam yine 10 tane çıkıyor ama e, soru sayısı az olmasına rağmen en önemli derslerden de bir tanesi aslında. Geometri yapamayan hukuka gidemez mesela işte aldık öğrencisi olarak. Ya da e, geometri yapamayan tıp kazanamaz gibi e, matematikteki eksik parçaları geometriden tamamlıyoruz. Önemsiz bir ders değil aslında ama e, sadece geometri kanalı olmasına rağmen 100.000'in üzerine hatta 110.000 falan oldum galiba. Son zamanlarda da pek bakmadım. Valla ben teşekkür ediyorum. Ben bu sürece nasıl dahil oldum biliyorsunuz. Siz bir Allah razı olsun deyin yeterdi. E, bu zamana kadar da hep bu şeyle gittik. E, ücretsiz bir şekilde yaptık arkadaşlar. Ve ücretsiz içeriklerimiz hep devam edecek. E, çok destekleyen arkadaşlarımız oldu. Çok güzel mesaj atan arkadaşlarımız oldu. Hepinize ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah sınavda istediğiniz yeri kazanırsınız. İstediğiniz puanı elde edersiniz. istediğiniz sıralamayı yapıp istediğiniz üniversiteye gidip istediğiniz meslekte çalışırsınız arkadaşlar. Bunu gönülden söylüyorum. Evet 2021 tayfa şu an için sizin için yapacak bir şeyim olmadı olmadığı için size bir içerik sunamıyorum arkadaşlar. Boş boş çıkıp da konuşmak da sizi de çok fazla oyalamak da istemiyorum. E, deneme çözümlerine devam edin lütfen bol bol soru çözün. Eksik parçalarınız varsa hızlı bir şekilde eksik parçalarınızı tamamlayın. E, inşallah dediğim gibi tekrardan söyleyeyim bunu. E, Hak ettiğiniz yere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Evet şimdi gelelim 2021 tayfa 2021 tayfada ne yapacağız arkadaşlar onlardan bahsedelim. Bir kere konu anlatımını yeniliyorum. Ben rahat durmuyorum ya ee... Aslında konu anlatımı var mı? Var. Bu konu anlatımı sayesinde çocuklar çok güzel şeyler öğrendiler aslında. 2020 tayfa olsun, 2019 tayfa olsun. Ama konu anlatımında eksiklerim vardı. Konu anlatımı böyle kendi elle yazdığım şeylerdi arkadaşlar. Şimdi onu daha profesyonel hale getirdim. %80'i aynı olmak şartıyla yine soruların %80'i aynı olacak arkadaşlar. Ben bunu kitap haline getirdim. Ha kitap haline getirdim de satmayacağım. PDF'ini şey yapacağım. Dizgiciye verdim. Dizgici şu an bunu yazıyor arkadaşlar. Bakın doğru da açılar kısmını yazdı mesela. Bu şekilde karşınıza çıkacağım. Bunun üzerinde konu anlatacağım. Notlarınızı bunun üzerine, yaz üzerine yazacaksınız. Şekilleri mekilleri çizmenize gerek yok. Ufak tefek notlar yazacaksınız arkadaşlar. Ve çok profesyonelce bir şekilde karşınıza çıkacağım. Bu konuda. Konu anlatımı anlamında arkadaşlar. Ben şunu da yapmayacağım işte 10 günlük kamp, 20 günlük kamp. Bunlar bana bilmiyorum çok mantıksız geliyor arkadaşlar. Yönettiği baştan sona birlikte halledeceğiz. Ne zaman başlayacağız buna? Buna arkadaşlar e, sınavdan sonra hep başlıyorduk. Bu sene sınav, sınav biraz geç olacak. Haziranın sonunda olacak ama iki hafta bir geçlik oluyor, hiç fark etmez. Haziranın sonunda biz bu işe başlayacağız. Önünüze üçgenlerle ilgili dizgili halde vereceğim. Ben bu şekilde bütün konuları yapmaya çalışacağım. İşte dörtgenleri de yapmaya çalışacağım. Ondan sonra çemberi de yapmaya çalışacağım. Ama Üçgenler çok önemli. Üçgenler kesinlikle bitirmek istiyorum. Dörtgenler ve çemberler konusuna söz vermeyeyim. Zaten katı cisimlerin fasikülü çıkıyor. Fasikül üzerinden gideriz. Analitik fasikül de zaten geçen sene çıktı. O fasikül üzerinden gideriz arkadaşlar. Yani e, dizgi, kitap şeklinde olmayan bir tek dörtgenler ve çemberler olabilir arkadaşlar. Yine onların da konu anlatımı çok güzel. Onda da bir sıkıntı yok. E, ama yaptırabilirsem dizgi anlamında da bir şeyler size yapmaya çalışacağım. Ama onun sözünü vermeyeyim. Tamam mı? Şimdi neler yapacağız? Onlardan bahsedelim. Bakın bu şekilde geçen seneki konu anlatımının %80'i yine var. Soruları var. Ee, soru anlamında e, acil yayınları sağ olsun. E, ekipteki İbrahim Turan Başay, işte Masum Öztürk hocamız yine sağ olsun. Çok destekliyor gerçekten beni de. Ve e, geometri yazarları var orada bir de. Geometri yazarlarından Mehmet Karayel ve Yılmaz Kemal Yıldız hocamız da aynı şekilde soru desteğinde bulunuyorlar. Arada yeni nesil sorular hocam bunu kullan bunu kullan diye şey yapıyorlar. Yani şu an karşınıza çok profesyonelce bir şekilde çıkmam için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Valla bu konuda acil ailesine de çok teşekkür ediyorum. Yani Metin hocam da var Alper hocam da var. Onlar da çok sağ olsunlar. Hep birlikte inşallah güzel bir şey karşınıza çıkaracağız arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, acil ailesine de buradan teşekkür ediyoruz. Evet, doğru açıda mesela bu şekilde sorular olacak, soru çözümleri olmayacak, soru çözümleri tabii ki birlikte yapacağız. Siz kendiniz kağıda yazacaksınız ya da PDF olarak çıkartacaksınız ya PDF yazacaksınız arkadaşlar. Ee, yeni nesil soru anlamında doğru açıda şu an çok fazla yeni nesil e, yazamıyoruz. İşte birkaç tane yine var. Mesela burada bir doğru açı sorusu şu e, sağdaki soru arkadaşlar. Baktığınız zaman bir katlama sorusu e, birlikte inşallah üçgende açıda ve dik üçgenlerde ve benzerlikte özellikle daha fazla bir yeni nesil sorular var. Benim konu anlatım tarzını biliyorsunuz. Kolaydan zora doğru gidiyor. En kolay öğrenci de konuyu anlayabiliyor. Orta seviyedeki öğrenci için de mükemmel. Ee, en üst seviyedeki öğrenci yani geometrisi eksik olmayan bir öğrenci için de ilginç şeyler olduğu için hiçbir öğrenci benim konu anlatımından sıkılmıyor. Yani ben bunu öğrencilerden gelen tepkilerden söylüyorum arkadaşlar. Kendimi övmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, o yüzden her kesime hitap ettiği için hiçbir şekilde hiçbir öğrenci sıkıntı yaşamayacak konu anlatımında arkadaşlar. Geçen senekinin üzerinde yine birkaç tane soru kavratıcı sorular. Ee, tabii konuyu anlatırken klasik soruları kullanacağız. Mecburuz. Tabii e, benim e, kanaldaki bu konu anlatımının güzel olmasının en güzel yanlarından bir tanesi de güncel sorularla yani yeni nesil sorularla konu anlatımı yapmam. E, öğrencilerin çok hoşuna gittiği için yeni nesilde eski nesile harmanlayıp çok güzel bir şekilde önünüze sunuyorum. Mesela burada soru var. Şurada soru var arkadaşlar. E, bunları daha sonraki konularda daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz zaten. Evet. Bu şekilde bir konu anlatımı yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani pdf önünüzde olacak. Üçgenlerde sözünü vereyim. Diğer konularda sözünü vermeyeyim ama. Tamam. Başka neler yapacağız? Onlardan da bahsedeyim. Şurada şey yapayım şurada bir şey yapayım. Evet bir ne yapacakmışız arkadaşlar konu anlatımı olacak arkadaşlar konu anlatımı PDF şeklinde olacak ve çok güzel bir şekilde profesyonelce bir şekilde anlatacağım Hatta tablet üzerinden de değil de artık bilgisayar üzerine geçeceğim böyle bu şekilde videolarımda çıkacak arkadaşlar benim de mimiklerimde görüp e, konu onu yapmaya çalışacağım e, büyük ihtimalle de yapacağım arkadaşlar mimiklerimde görüp beraber burada güzel bir şekilde özel ders tadında. Arkadaşlar özel ders tadında ücretsiz bir şekilde geometriden hiçbir şekilde özel ders almanıza gerek kalmayacak. Her şeyi size burada anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. O yüzden sadece kendinizi bana verin. Birlikte inşallah bu işi güzel bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Çok profesyonelce bir şekilde zaten gelecek karşınıza buradaki şey. Ee, konu anlatımı arkadaşlar. Bu şekilde konu anlatımı daha da gelişmiş bir şekilde gelecek. Geçen senekinin üzerine. İnşallah güzel bir şekilde alınacağız. Evet. ikincisi ne olacak? İkincisi arkadaşlar size bir program yapacağım. Bu program ben, bence çok önemli. Bu program nasıl olacak? İşte şeye özel olacak. Belki <laughs> 6 ayda bitireceğiz. Mesela çok iyi öğrenciler. Hocam ben 6 ayda bitirmek istiyorum. Tamam sıkıntı yok. 6 ayda bitiren bir program, 8 ayda bitiren program orta halli bir öğrenci. Seviyesi biraz daha düşük olan öğrenciler için de 10 ayda bitiren bir program olacak. Sonrası kalan 2 ayda da ne yaparsınız ya da 1-1,5 ayda da ne yaparsınız ee, şey yaparsınız. Deneme çözümleri falan yaparsınız ama 6 ayda da bitirebilirsiniz. 8 ayda da 10 ayda da bitirebilirsiniz. Geçen sene de biz bunu yaptık. Uyan öğrenciler gerçekten çok etkisini gördü. Sadece bu program e, geometri adına mı olacak? Hayır. SML hocamız kendi kanalında matematik adına bu şekilde yapacak. Aynı zamanda arkadaşlar VIP fizik Hocamız Kemal hocamız kanalında da rica ettim. E, fizik anlamında da çok sıkıntılar yaşandığı için ve kendisine güvendiğim için o da size bir program hazırlayacak. O da konu anlatımları ile sizi destekleyecek. Aynen bu şekilde SML hocamız ve VIP fizik hocamız da e, bu şekilde size pdf'lerle profesyonelce bir şekilde konu anlatımlarını yine karşınıza çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet ben... Kanalında konanıtım olacak. Programlı bir şekilde konanıtım olacak. Kişiye özel bir program olacak. Bir de üçüncüsü. Benim için en önemlisi bu arkadaşlar. Ödevlendirmeler vereceğim. Geçen sene bunu yapmıyordum. Ama artık bunu da yapmaya karar verdim. Benim için ödev çok önemli. Ödev anlamında da sonraki videolarda ayrı bir şekilde konuşabiliriz. Ama benim düşüncem şu. Ödev vereceğim ve bunun kontrolünde olması lazım. Maalesef ben size kontrol yapamayacağım. Çünkü YouTube'da uzaktan eğitimle yapacağım bunu. Bu ödev kontrollerinde işte haftalık böyle ödevler vereceğim ya canlı yayınlarla vereceğim büyük ihtimalle. Velileriniz de davet edeceğim. Velileriniz de sizle birlikte dinlesin. Çünkü birisinin kontrol etmesi lazım arkadaşlar. Onu da veli diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu anki düşüncem bu. Daha farklı düşünceler de belki yapabiliriz. Ee, bu konuda da yorumlarınızı da bekliyorum aslında. Veliyi katarsam sizce nasıl olur? Ama ödevin mutlaka mutlaka kontrolü şart. Bu da evden birisiyle yaptırabilirim. Ancak bu şekilde olur. Canlı yayınları e, ben ödev verirken ailenizle birlikte izlersiniz. Ailenizde ödevleri not alır. E, bir haftalık ödev verdiysen bir hafta sonrasında o tarihte ailenizde ödevlerinizi kontrol eder. Ya ödev olmazsa olmaz. Yani bence e, disiplin için bu şart arkadaşlar. Bu ödev meselesinde de yani şu ilk 3 konuyu birlikte çok güzel bir şekilde halledersek sene sonunda ben şunun garantisini verebilirim. Geometri full ya da full'e yakın olacak arkadaşlar. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Çünkü hep bu zamana kadarki çalışmalarım benim şu şekilde oldu. Konu anlatımım iyiydi. Bence iyiydi hep yeni sisteme her, her zaman güncelledim zaten. Bir program yaptım öğrencilere. Hep bu program dahilinde gittim. Bir ödev verdim. Ve öğrencilerim sırf bunlardan dolayı arkadaşlar hep iyi noktalara geldiler arkadaşlar. Bence disiplin için bu üç tanesi çok şart. Ve e, ödev konusunda da lütfen ama lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. E, velinizi katmak istiyorum. Bilmiyorum nasıl olur. Mantıklı mı saçma mı tam olarak da emin değilim. Şu an aklıma geldi. Onu da söylemek istedim size. Ama bu şekilde yapsak bence çok daha etkili olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Kitap çözümlerimiz Tabii ki olacak. Kitap çözümleri içinde e, şunu söyleyeyim e, acil yayınlarının kitabını bu sene yine çözeceğim arkadaşlar. E, geçen seneki çözüm biraz ruhsuzca olmuştu. Yani e, çok yorgunken çözmüştüm. Bu senekileri e, daha istekli ve daha verimli bir şekilde çözeceğim arkadaşlar. E, artı e, Geometrinin İlacı diye bir kitap çıkıyor arkadaşlar. Onu da çözeceğim. Bir de ekstradan bir kitap daha verebiliriz. O kitabı da sizin seçmenizi de söyleyebilirim arkadaşlar. O da orta halde bir kitap olup onu siz seçerseniz o şekilde ödevlendirmeler yaparız. Başka farklı videolarda da daha ayrıntılı bir şekilde ödev konusunu ve Kitap konularını daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz arkadaşlar, tamam mı? Evet, konu anlatımı için ne zaman bekliyorsunuz? Konu anlatımı için arkadaşlar sınavdan sonrayı bekleyin, Haziranın sonu ya da ya da Temmuz'un başında program dahilinde geometri konusuna başlıyoruz. Yani bu kamp şeklinde olmayacak düzgün bir şekilde en baştan sona kadar düzenli bir şekilde ben de düzenli olacağım siz de düzenli olacaksınız düzenli bir şekilde bu işi geometri için halledeceğiz sml hocayla matematikçi vip fizikte de şeyi halledebilirsiniz ha baktığımız yıldızınız yıldız, barışmadı benle değil başka hocalarla da anlat şey yap, yap 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 konuşamadım başka hocalarla da yapabilirsiniz arkadaşlar yani o konuları da birlikte konuşabiliriz hiç sorun değil hatta ben de araştırırım sizin için başka YouTube kanalları belki benle yıldızınız varışmayacak gidin başka hocayla başka hocayla dinlersiniz başka hocanın şey altına girebilirsiniz arkadaşlar ama şunun garantisini verebilirim size ücretsiz bir şekilde geometri özel dersi vereceğim ve hiçbir şekilde geometri özel dersi almanıza gerek kalmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet burada noktayı koyalım isterseniz. Görüşmek üzere diyoruz. 2021 tayfa kendinize iyi bakın. 2020 tayfa yeniden size öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.